Değerli izleyenler merhaba. Özellikle kış mevsiminde görülen ve özellikle de çocukları esir alan üst solunum yolu enfeksiyonlarından bahsedeceğiz. Bugün Reçete'de konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Basut olacak. Sizlerin de konuyla ilgili sormak istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün üst solunum yolu enfeksiyonlarından bahsedeceğiz. Çünkü evet kışın görülen bir hastalık, rahatsızlık ama hala bu sene devam ediyor. Birçok kişide görebiliyoruz. İlk olarak dilerseniz üst solunum yolu enfeksiyonu deyince tam olarak nereyi kapsıyor bu bölge onu öğrenelim. Evet, girişte söylediğiniz gibi gerçekten aslında kış aylarının hastalığı olmakla beraber özellikle bu sene nedense biraz daha fazla uzayan bir şekilde çok fazla salgın atakları gördük. Evet. Üst solunum yolu ile ilgili. Bu üst solunum yolu dediğimiz yer neresi? Yukarıdan başlayacak olursak burun, burun içerisi, burun etrafındaki sinüs dediğimiz boşluklar, geniz, oradan aşağı doğru devam ettiğimizde ağız boşluğu ve onun arkası, bademciklerin olduğu bölge, biraz yukarıda yanlarda kulaklarla genizi bağlayan östeki borumuz, orta kulak boşluğu ve kulağın etrafındaki havalı hücreler, dil kökü, gırtlak ve ses tellerine kadar olan bölüm. Ses tellerinden de aşağı bir parça hava yolu borusu bizim üst solunum yolu diye tarif ettiğimiz alanı içeriyor. Buranın kendine ait özelliklerinden dolayı ayrı bir değerlendirme, ayrı bir hastalık değerlendirmesi yapılıyor bu bölgeye. Birçok bölümü etkilemiş oluyor aslında. Biz tabii kışın ya da şu dönemlerde geçirdiğimiz şeyleri ya nezle özellikle grip olarak adlandırıyoruz gerçi ama bunlar için neler söyleyebiliriz? Tam olarak nerelerde ne oluyor? Şimdi tabii her bölgeye tek tek baktığınız zaman burunda sinüzit olur, kulakta orta kulak iltihabı olur. Bademcik bölgesine baktığınız zaman bir bademcik iltihabı olur. Her birinin kendi içerisinde ayrı ayrı özellikleri var ama genel üst solunum enfeksiyonu dediğimiz zaman her birinin ayrı enfeksiyonun dışında algıladığımız, anladığımız, çoğunlukla gördüğümüz şey bu bölgenin viral bir hastalığıdır. Yani bizim aslında nezle gribe biz çoğunlukla üst solunum enfeksiyonu adı koyuyoruz. Aslında üst solunum enfeksiyonu daha üst bir terimdir, daha genel bir terimdir. Ama genellikle gribe, nezleye biz üst solunum enfeksiyonu lakabı, adı takmış durumdayız. Ve onun özelinde yani eğer bir bakteriyel bir hastalık varsa, bademcikli bir hastalık varsa, bademcik iltihabı, sinüslerde bir hastalık varsa, bir sinüzit ya da kulakta bir problem varsa, orta kulak iltihabı gibi adlandırma olarak söylüyoruz. Onların hastalıkları biraz daha tabii ki farklı seyrediyor. Bu hastalıkları ortaya çıkartan nedenler daha farklı. Ama genel olarak baktığımız zaman üst solunum enfeksiyonu dediğimiz zaman çoğunlukla biz virüslerle ortaya çıkan nezle grip diye adlandırdığımız bir hastalık grubunu, hastalık topluluğunu işaret ediyoruz. Şimdi tabii geçtiğimiz aylara bakınca tabii yakın zamana da baktığımızda çocuklar okulda çok fazla vakit geçiriyor. Çünkü çocuklarda da çok sık bu durumun görüldüğüne rastladık, denk geldik. Bunun nedeni ne oluyor tam olarak peki? Çünkü engellememiz gereken şeylerden de bahsedeceğiz. Kimler risk grubunda? Nedenleri nedir bunların? Şimdi risk grubundan başlayacak olursak öncelikle toplu yaşamdakiler risk grubunda. Yani birisi hasta olduğunda çok rahatlıkla o topluluktaki birçok bireye bu hastalığı yayabilecek pozisyonda olanlar risk grubunda. Bunların başında da okuldaki çocuklar geliyor. Okuldaki öğretmenler geliyor. Okuldaki çocuklarla haşır neşir olan oranın personeli geliyor. Ya da hastanelerde çalışan sağlık personeli. Bunlar da risk grubunda olan. Yani sonuçta toplu kalabalık bir ortamda yaşayan insanlar daha risk grubunda. Bir halk otobüsünün şoförü de risk grubunda. Sürekli kalabalık bir ortamda yaşadığından dolayı. Bunun dışında sağlık nedeniyle risk grubunda olan bazı hastalar var. Bunlar da kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, ileri yaşlı olanlar, çeşitli bağışıklık sistemini bozacak tedaviler alan hastalar da risk grubunda olarak kabul edilir. Ama genel olarak baktığımız zaman evet bu hastalıkların en başlıca risk grubu çocuklar, okul çağındaki çocuklardır. Ve hep şunu görüyoruz pratiğimizde. Bir çocuk okula başladığında hastalıklar nasıl okulla harflerle, rakamlarla tanıştığı gibi hastalıklarla da tanışmaya başlıyor. Hatta ve hatta bir adım daha ötesi oluyor. Ailede bir ufak kardeşi var ve o da hiç hastalanmıyor iken
bir abisi ablası okula başladığında o hastalığın evde de çok fazla yayıldığını, sıkça olduğunu, bazen normalden de fazla olduğunu, normalden de daha fazla karşılaştığımızı maalesef görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu basit üst solunum enfeksiyonu deyip geçmemek lazım. Sadece bir kişiyi etkileyen bir kişinin hastalanmasıyla bir anda onlarca kişi rahatlıkla bu hastalığı bulaştırabilecek bir ortamda bulunabiliyorlar. Hı hı. Peki bu hastalık nasıl oluyor da birden bulaşabiliyor? Evdeki kardeşe ya da taşıma aracında giden kişilere birbirimizi nasıl bulaştırıyoruz? Şimdi burada özellikle virüslerin en çok bulaşma şekli bizim enfeksiyoncularının tabiriyle söylemek gerekirse bulaş şekli. Evet. Dokunma, temastır. Özellikle biz mukoza dediğimiz ağız, göz, burun kenarlarındaki salgılara dokunduğumuzda, elimize bu materyal sıvandığında biz özellikle bir trabzan, bir kapı kolu, bir tutamak tuttuğumuzda, bir başkası bu bölgeye tuttuğunda ve bunları kendi mukozasına, dudağına, burnuna sürdüğünde rahatlıkla bu şekilde bulaşabiliyor. Tabii ki onun dışında hapşırmakla, öksürükle havaya da bıraktığımız virüsler var. Bunlardan da bulaşma söz konusu oluyor. Dolayısıyla burada hani en önemli korunma yöntemleri bulaşabildiğimiz takdirde en önemli korunma yönteminde aslında el yıkamanın çok önemli olduğunu burada algılayabiliriz. Çocuklara özellikle biz el yıkamayı mutlaka sabunla el yıkamayı öğretmek gerekiyor. En azından bu riski bir parça daha azaltabilmek amacıyla. Hı hı. Burada tabii ki önlemler el yıkama başta geliyor ama bunun dışında da alınabilecek önlemler var mı? Çünkü kapalı ortamlarda bulaştığından bahsediyoruz ya, belki havalandırma ya da öğretmenlerin, çalışan kişilerin dikkat edecekleri şeyler. Kesinlikle çok haklısınız. Sadece el yıkamak değil. Hı hı. Kapalı bir alanda havalandırmanın, iyi bir havalandırma, güneşlendirmenin mümkünse yapılması yine bu hastalık riskini, salgın riskini azaltan faktörler. Onun dışında bireysel bir takım önlemler almak lazım. Bu bireysel önlemler, eğer hasta bir çocuk varsa bunu mümkün o kadar bulaştırmanın çok olduğu dönemde bir maskeyle izole edilebilir. Eğer mümkünse tabii ki dinlendirilmesi, evde dinlendirilmesi sağlanabilir. Ve aslında hastalık döneminde değil, hastalıktan önce doğru beslenerek direncin de olması gerektiği yere çekilmesi belki en önemli faktörlerden bir tanesi. Ki hastalık öncesinde aslında önlem alınması çok daha önemli ki bunun için neler yapılması gerektiğinden de bahsedeceğiz. Burada şimdi sürekli bakteri ve virüslerden de söz ediyoruz. Tam olarak bunlar ne oluyor? Ne şekilde anlatabiliriz bakteri ve virüsleri? Bakteri ve virüsler çok gözle görülmeyen bir takım mahlukatlar. Farklı yapıdalar. Özellikle virüsler hücre içinde büyüyen, hücre içerisinde hücre dışında yaşayamayan bir yapılar. Bunların yaptığı, ortaya çıkarttığı hastalıkları seyri tamamen farklı. Bakterilerin yaptığı, ki çok bakteri ailesi de virüs ailesi de son derece geniş. Hı hı. Bunların yaptığı hastalık tabloları, ortaya çıkarttığı bulgular, semptomlar, hastalığın seyri ve tedavileri tamamıyla bu iki grubun birbirinden farklı. Öncelikle zaten bir üst solunum enfeksiyonu üzerine konuşursak, bu hastalığın viral mi, bakteriyel mi olduğunu anlamak belki en önemli şeylerden bir tanesi. Tedavi ona göre mi şekilleniyor? Kesinlikle ona göre. Tedavi ona göre, en önemli kısmı ona göre şekilleniyor. Bunun üzerine çok durmak lazım aslında. Yani hastalıkların, üst solunum enfeksiyonlarının büyük bir çoğunluğu viral hastalıklar. Ama maalesef ülkemizde viral olmasına rağmen bu hastalıklarda antibiyotik kullanılıyor. Yani bütün ateşlenmelerde, işte burnu akan, ateşi olan, başı ağrıyan bütün hastalar antibiyotikten bu tedaviye başlanabiliyor. Hı hı. Ki bu doğru bir yaklaşım değil. Viral mi, bakteriyel mi olduğunu mümkün olduğunca ayırt etmek, buna göre tedaviye başlamak lazım. Ki bu çok iyi bir incelemeyi mi gerektiriyor? En azından aslında, bunu mu bilelim? Aslında çok detaylı için. Bir incelemeye, yani kabaca bazı şeylere dikkat ettiğimizde bu kolaylıkla ayırt edilebilir. En basitinden bir burnumuz hafif aktığında, hafif bir nezle olduğumuzda, yani nezle tablosu karşımıza çıktığında, hafif bir ateşimiz olduğunda, öncelikle bizim semptomatik dediğimiz sadece bu bizim şikayetlerimizi azaltma yönelik tedavilerle, bir basit bir ateş düşürücü, ağrı kesicilerle, işte belki bir burun damlasıyla, birkaç günlükle bu hastalığın seyrini gözlemlemek gerekiyor. Evet. Eğer viral bir hastalıksa,
Bu hastalık zaten 4. 5. günden sonra tablo düzelmeye, inişe geçmeye doğru bir 4. gün kötü olan bir hasta 5. gün kendini biraz daha iyi hissedecektir. Aa, bugün biraz daha iyiyim. Hadi bugün okula gideyim ya da işe gideyim diyebilecektir. Ama bakteriyel bir hastalıksa bu tablo 3. 4. günden sonra artmaya devam edecektir. 5. gün 6. gün biraz daha kötüyüm. Ya bu geçmedi. Şu eklendi, bu eklendi gibi bir tabloyla karşılaşır. Basit, sadece bunlarca beklemek antibiyotiği başlayıp başlamamaya karar vermek açısından son derece önemlidir. Ama tabii doğru karar burada doktor verecektir. Yani evet. Doktorun birkaç gün öncesindeki bu hastalığın seyrini bilmesi, muayene bulgularıyla bunu değerlendirmesi, eğer gerek duyuyor ise bir takım laboratuvar kan tahlilleriyle desteklemesi, bakteriyel bir hastalık olup olmadığına karar verip antibiyotik başlayıp başlamadığını buna göre rahatlıkla karar verebilir. Hı hı. Ama antibiyotik kullanımı ile ilgili şunu da söyleyebiliriz sanırım, artış gözleniyor ne yazık ki antibiyotik artış kullanımında. Artış çok var. Yani zaten çok kullanılıyor. Normalde yani antibiyotik belki de dünyanın problemlerinden bir tanesi. Sağlık Bakanlığı'nda bununla ilgili zaten çok ciddi gereksiz ilaç kullanmamak yönünde en çok odaklandıkları noktalardan bir tanesi de gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili. Hakikaten Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı diğer ülkelerde de olduğu gibi oldukça fazla. Bu biraz da ilacın suistimali her noktada, doktor noktasında, hasta noktasında, eczacılar noktasında vesaire bir sürü noktada, birçok noktada bu bilinçsizlik yapılabiliyor. Burada biraz daha duyarlı olmak gerekiyor özellikle antibiyotik kullanma konusunda. Çünkü gerçekten gerektiğinde, gerçekten ihtiyacımız olduğunda daha önce kullanmış olduğumuz bazı antibiyotiklerin o hastalıkta etkisini göremeyeceğiz ya da zayıf göreceğiz. Bu da ciddi direnç sorunlarına yol açacak. Yani ilerisi için bu böyle bir tehlike arz etmiş oluyor bize. Evet. Nedeni bu aslında. Burada antibiyotiğin ısrarla üzerinde durulmasının. Evet. Şimdi nezle ve grip. Nezle ve gribi ayırmada güçlük çekilebiliyor. Biz genelde hemen az önce dediniz ya burnumuz aktığında siz bunu nezle olarak tanımladınız. Biz en ufak bir şeyde gribiz diye adlandırıyoruz. Buna ayıracak olursak ne söyleyebiliriz? Şimdi nezle aslında ve çok da ayırmak gerekmiyor. İkisi de sonuçta grip ve nezle. İkisi de viral hastalıklardan oluşan, viral patojenlerden, canlılarla oluşan bir hastalıklar. Bazı virüslerin yaptıklarını genellikle nezle diyoruz. Bazılarını genellikle grip diyoruz. Çok böyle kesif bir ayırma olmamakla beraber. Eğer hastanın biraz daha fazla hafif geçiriyorsa, ayaktaysa, işte burun akıntısı fazlaysa, ateşi çok yüksek değilse, tablo biraz daha hafifse nezle yakıştırması. Biraz eğer beraberinde ateş yüksek, daha eklem ağrılarının, kas ağrılarının fazla olduğu, kendini daha fazla hissettiği durumlarda grip diyebiliyoruz ama aslında çok böyle yani ikisinde bir viral üst solunum enfeksiyonu demek herhalde daha doğru olacaktır. Çünkü yaklaşımları hemen hemen aynı. Evet, burada şimdi üst solunum yolu hastalıklarının belirtilerinden de bahsedecek olursak yine bunlarla benzerlik gösteriyor diyebilir miyiz? Tabii ki aslında viral de olsa, bakteriyel de olsa hemen hemen tablo hastada ortaya çıkan tablolar aynı. Bir ateş oluyor. Bu bazen çok yüksek oluyor, bazen düşük oluyor. Bazen dalgalı seyrediyor. Yüksek olması ya da düşük olması bunun bakteriyel ya da viral olduğunun göstergesi değil. Yani dolayısıyla ateşi varsa antibiyotik kullanalım yoksa kullanmayalım gibi yaklaşım da doğru değil. Beraberinde burun akıntısı olabiliyor. Bu burun akıntısı şeffaf, beyaz renkli, sarı yeşil renkli ya da koyu renkli olabiliyor. Daha koyu kıvamlı olabiliyor. Bunlar her hastalık grubunda bakteriyelde de viralde de burun akıntısı olabiliyor. Burun içindeki etler şiştiği için burun tıkanıklıkları yine bu hastalarda oldukça bir karşımıza çıkan problemlerden, şikayetlerden bir tanesi. Baş ağrısından ziyade daha çok yüze yerleşik bir ağrı yine bu hastalarda görebiliyoruz. Eklem ağrıları bazı virüslerde eklem ağrıları daha fazla oluyor. Bazılarında kas ağrıları daha fazla oluyor. Şu son zamanlarda son 1-2 aydır Bursa'da çok fazla gördüğümüz bir salgın vardı. Bu salgında hastalar inanılmaz derece kas ve eklem ağrılarından çok şikayetçilerdi. Yani bu dönemde oldukça dirençli bir hastalık seyri geçirdi Bursa bu aralarda. Sonra öksürükle devam etti. Öksürüğün varlığı daha çok viral hastalıkları düşündürür. Beraberinde öksürük bu geniz akıntısıyla beraber seyrediyor olabilir. Geniz akıntısının öksürükle atılması olabilir.
boğaza ses kısıklıkları olabilir yine ses tellerinin etkilenmesiyle. Kulaklara bu hastalık seyri sırasında kulaklarda dolgunluk, işitme azlığı, ağrı vesaire problemleri olabilir. Bunlar hep üst solunum enfeksiyonu, bu nezle gribin tablosunda seyredebilecek hasta şikayetleri. Geçtiğimiz aylarda da dediğiniz gibi çok sık görülen bu şikayetler artık biraz daha durulmuş oldu galiba, değil mi? İnşallah öyle umuyoruz. Öyle diyebilir miyiz? İnşallah öyle umuyoruz. Yani havalar ısınınca biraz daha bu tablonun daha azalacağını bekliyoruz. Evet. Daha çok biz salgınları biraz daha soğuklarda, yani pek Nisan aylarında pek kalmazdı. Evet. Daha çok Ocak, Şubat'ta daha fazla gördük. Mart'ta biraz daha gördük ama Nisan ayında genellikle iniş gösterir ama Nisan ayında biraz daha fazlaca gördük. Yani biraz havaların dengesi seyretti. Doğru. Nisan ayında karı gördük. Bu tablo da belki bu hava tablosu da belki bunun salgınların ortaya çıkmasına neden oldu. Umarız ki yavaş yavaş hızla İnşallah Mayıs ayında azalacaktır, bitecektir herhalde. Diyelim evet. Bu durumlar. Şimdi tedavi kısmına geçecek olursak üst solunum yolu hastalıkları ile ilgili tedavide neler yapılıyor? Şimdi tabii önce kendini hasta hissettikten sonra doktora giderse gidinceye kadar kendi yaptıkları ya da yapabilecekleri var. Bunların en başında bir kere mutlaka bol sıvı alması gerekiyor her şeyden önce. Bol sıvı tüketmesi gerekiyor. Zararlı, yani sağlık için zaten zararlı olan her şeyden uzak durması gerekiyor. Başta sigara. Evet. Sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Normal beslenme düzenini düzgün bir şekilde yapması gerekiyor. Onun dışında hafif bir kırgınlık, ateş vesaire olduğunda parasetamol türevi bir ateş düşürücü rahatlıkla alabilir. Bunlar biraz daha kendisini iyi hissetmesini sağlayabilir. Ben özellikle bu dönemlerde çocuklarda, erişkinlerde soğuk buhar uygulamasını, özellikle boğazda bu problem biraz daha fazlaysa soğuk buhar uygulamasını çok öneriyorum. Çünkü bir takım eksi yönde söylemler olsa da özellikle boğazdaki ödemde, ses tellerindeki ödemde, nefes borusundaki ödemlerde özellikle soğuk buhar, kaynatma buharı değil yani. Genelde yapılan odur aslında. Hayır, değil mi? Buharı evde değil. Evde yaptıkları. Tam tersi bunun evet. Yapılmalı. Makineyle üretilen evet. Buharın solunmasıyla o bölge biraz daha rahatlar. Bizim çocukluğumuzda annemiz bizi buharın altına, ocağın altına sokardı. O değil tabii ki. O gerçekten evet. Oradaki mukozayı ödemini artırdığı için şikayetleri biraz daha fazlalaştırır. Bunu hala yapanlar var ki mutlaka bunu vardır. Da duyurmuş olalım tabii. Böylelikle. Tedavinin ilk başında saydıklarımız mesela aşırı fazla su tüketimi yapılsın, beslenmeye dikkat edilsin. Bunlar aynı zamanda önleyici şeyler ve hastalığın hafif geçmesini sağlayacak tabii ki, önlemler tabii diyebiliriz ki. Galiba yani, değil mi? Her şeyden önce dinleneceksiniz. Evet. Yani dinlenirseniz aktivite yapmazsanız, kendinizi yormazsanız daha çabuk toparlarsınız. Bol sıvı tüketmek, doğru beslenmek bunlar hastalığın kolay geçmesini ya da hafif atlatılmasını, eğer hasta değilseniz de yakalanmanızı zorlaştıracaktır. Yani bunlar hep önlem olarak değerlendirilecek, yapılacak işler. Daha sonraki aşamada neler yapabilir? Eğer tablo ilerliyorsa 3. günden sonra biz genellikle bir hekime müracaat etmesini öneriyoruz hastaların. Çünkü burada bu 3. günden sonra bakteriyel midir, viral midir bunun ayrımını yapmak gerekir. Burun içerisinin muayenesi, boğaz içerisinin muayenesi bize önemli ölçüde bilgi verir. Tabii çocuklar çok derdini anlatamadığı için bunların özellikle muayenesi ayrıca önemlidir. Belki genize bakılması, geniz etinin enfekte olup olmadığı, iltihaplı olup olmadığını görülmesi çok önemli olabilir. Kulağın zarının, kulak yapısının değerlendirilmesi çok önemli olabilir. Bunlara bakıldığında eğer bakteriyel bir problem düşünüyorsa tabii ki bu tedaviye bir antibiyotik ilave etmek ya da viral düşünülüyorsa ağrı kesici, ateş düşürücü dışında hastalık seyrini kolaylaştıracak, hastalığın şikayetlerini azaltacak bir takım ek semptomatik tedavi dediğimiz bir takım ilaçlar da doktor tarafından rahatlıkla verilebilir. Burada daha ileri bir aşamada görülüyorsa hastalık cerrahi müdahale söz konusu oluyor mu peki? Bu aşamada değil. Yani şimdi burada cerrahi üst solunum enfeksiyonunda cerrahi tedavinin yeri aslında yok. Ama cerrahi yeri illa bir yere sokacaksak, illa bir konuşacaksak, illa bir yerde bunu
belirteceksek şu aşamada önemli olabilir. Tekrarlayan üst solunum enfeksiyonlarında. Eğer bu tekrarlayan üst solunum enfeksiyonlarının tabii lokalizasyonu, nereyi etkilediği çok önemli. Eğer bu bir sinüzit ise, sinüziti yapan burunda bir takım bozukluklar var ise bu bozuklukların düzeltilmesi şeklinde bir ameliyat düşünülebilir. Evet. Çocuklarda yılda 4 ve 4'ten fazla enfeksiyon olduğunda bu enfeksiyonları eğer baş edemiyor isek bir takım önlemlerle, aşılamalarla, bağışıklık güçlendirmelerle baş edemiyor isek o zaman acaba geniz etinin ve veya beraberinde bademciklerin alınması gerekir mi gerekmez mi bunun değerlendirilmesi gerekebilir ama üst solunum enfeksiyonun temel olarak tedavisi cerrahi değildir. Evet. Ama tekrar etmesini önlemek için bazen evet gerekiyor. Duruma göre değişiklik gösterebiliyor. Peki korunmadan sürekli bahsediyoruz Yavuz Bey. Aşı için neler söyleyebiliriz peki? Şimdi bir dahaki kış için şimdiden evet, önlemler alınmalı mı? Aslında şimdi şöyle. Kış ayları başladığında özellikle çocuklar Eylül-Ekim ayında okula başladıklarında hemen hastalık sıklığı seyri biraz da sıklaşıyor. Çok fazlalaşıyor. O dönemde bu çocuklara çok sık hastalanan çocuklara geniz eti ameliyatları, bademcik ameliyatları vesaire uygulanıyor. Bir kısmı gerekli, evet yapılabilir ama özellikle sık hastalanan bir çocuğun sık hastalanmasını ameliyat dışında başka bir yöntemle engelleyebiliyor isek, ki bu şansımız her zaman olmasa da var, bu çocukları ameliyattan kurtarma şansımız oluyor. Bunun çeşitli yöntemler var. Çocuk hekimlerinin tercih ettiği bir takım yöntemler var. Biz kulak boğazcıların tercih ettiği başka yöntemler var. Yani mutlak şu doğrudur ya da bu doğrudur demek doğru değil ama benim kişisel olarak Uludağ Üniversitesi kulak boğaz anabilim dalı öğretisinde asistanlarımızla da paylaştığımız, hocalarımızdan öğrendiğimiz, uzun yıllardır uyguladığımız bir yöntemimiz var. O da şu, özellikle sık hastalanan çocuklarda bakteri aşısı, çünkü zamanı yok, her zaman uygulanabilir, çeşitli bakteriyel aşıları var. Bu aşılarla çocuğun direncini yükseltmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek birinci yaklaşımımız. Ve risk grubunda olan bu çocuklara Eylül-Ekim ayları geldiğinde yeni o senenin aşısı çıktığında, grip aşısı çıktığında bu grip aşısını yaptırtmak. Bu hastaların ameliyat, hatta ameliyat önerilen hastaların belki de yarısından da fazlasını ameliyattan kurtarabiliyor bu yaklaşımlar. O kadar etkili. Özellikle geniz eti ameliyatlarından önce mutlaka acaba bu çocuk bir aşılama yöntemiyle direncini yükselterek biz bu çocuğu ameliyattan kurtarabilir miyiz sorusunun sorulması gerekiyor. Şimdi tabii grip nezle olarak bakılıyor bu aşılar ama görüyoruz ki çok daha büyük sorunlardan korunmuş oluyor çocukları. Tabii ki şimdi hastalık grip nezle olarak başlıyor. Evet. Bir süre sonra bakteriyel hale dönüyor. Dolayısıyla bu çocukların sık hastalanan çocukların hem bakteri aşısı anlamında direncinin yani bakteri anlamında direncinin yükseltilmesi gerekiyor. Hem de virüs açısından direncinin yükseltilmesi gerekiyor. Virüs açısından direncinin yükseltileceği tek yöntem var. O da özellikle Eylül aylarında piyasaya sürülen bir önceki senenin virüslerinin içerdiği bir aşılama yöntemi. Risk grubundaki hastalara bunu zaten öneriyoruz. Evet. Biz sağlık çalışanları her sene yaptırmaya genellikle özen gösteriyoruz. Tabii bunlar zorunlu değil ama hastalık sıklığını oldukça azaltıyor. Bununla beraber çocuklarda tabii bakteriyel hastalıklarda çok olduğu için özellikle bu aylarda sık hastalanan bir çocuğa biz bakteri aşısını verdiğimizde birkaç ay sonra yani önümüzdeki kışa hazırlık anlamında bu aylardan itibaren alınacak bir bakteri aşısı bu çocuğu önümüzdeki kışa bir sonraki kışa hastalık anlamında hazırlayacak. Bunları yaptığımız zaman çocuklar hastalanmıyor mu? Yine hastalanıyor. Ama makul sayıda, makul düzeyde hastalanması istiyoruz. Ki ağır şekilde geçirmemiş oluyor bunu. Evet. Bir telefonumuz var Ağustos Bey. Onu cevaplayalım sonra Tabii devam ki. Edelim. Şengül Hanım arıyor bizi. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler Şengül Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Benim kızımda bir alerjik olarak burun polipleri şişiyor. O şikayetimiz var. Ameliyat da oldu. Bir soruna ulaşamadık. Onu söylemek için aramıştım. Sorumuz var mıdır Oğuz Bey? Şimdi, alerji dönemi. Polip ameliyatı oldu değil mi? Yani evet ameliyat da oldu 2 sene oldu. Ama yine şişti. İlaçlar da kullanıyor. Bir sonuç alamadı. Kaç yaşında çocuk? 18. 18 yaşında. Evet. Yani çocuk dememek lazım artık. Evet çocuğunuz muhtemelen bir
polip problemi, yani burun içerisindeki polip problemi nedeniyle ameliyat olmuştur. Polipler genellikle bu enfeksiyon tablosu değildir bu çocuklarda ya bu hastalarda. Altta yatan alerji ve başka bir takım, en çok alerji görüyoruz ama başka bir takım nedenlerden dolayı bu vücudun oluşturduğu bir takım yapılar. Tabii ki ameliyat son derece önemli ama ameliyat yapıldıktan sonra ameliyat bölgesinin pansumanları, bu bölgenin belirli ilaçlarla kontrol altında tutulması polip oluşumunu, polip nüksünü, tekrarını azaltmakta, engellemekte. Ama maalesef polipler mutlaka tedavi edildiklerinde mutlaka bir daha tekrarlamaz demek mümkün değil. 2 yıl biraz erkence bir süreci içerisinde tekrarlamış ama eğer polip varsa büyük bir olasılıkla tekrar bir ameliyat. Ameliyattan sonra önlem tedavilerinin düzenlenmesi ve bu poliplerin neden olduğuna, neden ortaya çıktığına dair bir araştırma sonucunda da bu ortaya çıkartan bir neden bulunabilirse buna yönelik de önlemlerin alınması sizin çocuğunuz için daha doğru olacaktır. Alerjik deniyor ama alerji de bir şeye karşı çıkmıyor. En kötüsü de o. Şimdi alerji testleri maalesef bütün dünyada bilinen alerjenlere karşı test yapılamıyor. Ama yapılan, en çok gördüğümüz alerjenlere karşı yaptığımız zaman genellikle görüyoruz. Yani alerji testlerinde o deri testleri yapılıp onlarda bir şey çıkmadıysa alerjik olarak değerlendirmek doğru olmayabilir. Ama alerjinin dışında da bu polibi yapan birçok neden var. Bu açıdan da hastanın hekimi tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır. Peki Şengül Hanım, çok geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz size. Şimdi tabii mevsim bahar, alerji dönemi, aslında buna da bugün değinecektik. Hazır izleyicimiz aramışken ben size sorayım, sonra devam edelim kaldığımız yerden. Bunun üst solunum yolu enfeksiyonuyla bir ilgisi var mı peki alerjilerin? Doğrudan doğruya onun neyle etkisi var? Özellikle üst solunum yolu mukozasını, örtüsünü bozan, oradaki savunma mekanizmalarını devreden çıkartan ya da gücünü düşüren en önemli faktörlerden bir tanesi de alerjenlerdir. Evet. Alerjenlerle temas bütün yıl boyu olabileceği gibi özellikle bahar aylarında polenlerin artması nedeniyle ilkbahar ve sonbahar ayları, ki bu aylar en çok gördüğümüz yoğun olduğu dönemler, rahatlıkla üst solunum enfeksiyonları bu nedenden dolayı tetiklenebilir. Eğer hastanın altta yatan bir alerjik altyapısı var ise bu açıdan da mutlaka değerlendirilmeli ve alerjinin de önüne geçilecek ya da bu yönde verilecek tedavilerle hasta rahatlatılmalı. Yani şu anda bugün buraya gelirken dışarıda o kavak polenlerinin uçuştuğunu oldukça görüyoruz. Yani şu anda polenlerin, alerjenlerin oldukça yoğun olduğunu biliyoruz. Ki bu da etkiliyor alerjisi olan kişileri. Artıyor, evet, artıyor. Ne yazık ki. Şimdi solunum yolu enfeksiyonlarına yeniden dönecek olursak, kaldığımız yerden devam edecek olursak, farklı hastalıklara da yol açabiliyor mu üst solunum yolu enfeksiyonları? Tabii ki. Şimdi basit bir nezle grip diye başlıyor bir hastalık. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz aslında sinüzite dönüyor. Yani bu biraz önce bahsettiğim birkaç gün viral hastalık devam ederken bunun bakteriyel hale dönmesi. Bu sinüzit bunlardan bir tanesidir. Hasta tablo değişir. Hasta sinüs tablosu ile ortaya çıkar. Sinüs tablosu ile size gelir. Ya da grip kulağa vurdu diye tabir ederler. Orta kulak iltihabı ile hasta karşımıza gelebilir. Kulak ağrısı, şiddetli ağrı, ateş, beraberinde işitme kaybıyla hasta rahatlığı gelebilir. Biraz bu akıntı aşağı doğru aktığında bademcikleri enfekte edebilir. Bademcik iltihapları. Hatta biraz daha aşağı doğru gidersek ses telleri, trakea dediğimiz nefes borusunun iltihabına kadar, çok daha ileri düzeyde olup da zatüreye kadar bu hastalıkların grip, nezle gibi başlayıp rahatlıkla bu ciddi tablolara dönüşmesi mümkün. Burada kişilerin beklemesi mi buna neden oluyor peki? Birden bu duruma düşebiliyor mu ya da ne diyebiliriz onun için? Bağışıklık sistemi nedir? Tabii hepsi nedeni etkili ama yani eğer viral bir problem, %99 bir süre sonra kendinden geçen hastalıklardır. Çok az bir kısmı bakteriyle dönüyor. İşte burada 4. 5. günden sonra bir tablonun şekil değiştirmesi, artması, 3. günden sonra bir kulak ağrısının başlaması, burun akıntısının renginin değişmesi,
beraberinde öksürüğün balgamlı hale dönmesi vesaire. Hı hı. Bunlar yani, tablo normal giderken bir anda mevcut tablonun değişmesi, evet, ağırlaşması bakteriye düşündürmeli. O zaman o bu belirtilere aman dikkat diyoruz. Dikkat çünkü nezle grip bir hafta ilaç kullansam da kullanmasam da geçer mantığı da var ya, bir, evet, yerden sonra o zaman bu kırılmış oluyor. Genellikle 5. günden sonra, evet, tablonun düzelmesini bekliyoruz. Hı hı. Yani 4. 5. günden sonra düzelmeye yüz göstermeyen, evet, nezle griplerde mutlaka bir hekimin görüp, hı hı, bakteriyel bir problem var mı yok mu? Eşlik eden başka bir hastalık var mı? Kulak, burun ya da boğazında nefes borusunda vesaire bir problem var mı yok mu, onu değerlendirmesi tedavinin geleceği açısından, hı hı, daha önemli. Daha iyi olacaktır. Şimdi sinüzitin de dilerseniz belirtilerinden bahsedelim ki burada kişinin uyanabilmesi için, daha gözünün açık olabilmesi için nelere dikkat etmeli, hangi belirtilerde hemen doktora başvurmalı, onu vurgulayalım. Evet, şimdi burada tabii hemen ben bize gelen sorulardan, yıllardır gördüğümüz yakınmalardan, hı hı, yola çıkarak bir şey söyleyeceğim. Hastalar genellikle şöyle ifade eder. Benim başım ağrıyor, sinüzitim var. Evet. Şimdi sinüzit her zaman, çoğu zaman baş ağrısı yapmaz zaten. Yaptığı şey daha çok yüz ağrısıdır. Özellikle göz çevresinde, burun kökünde, alında, bu yüz bölgesinde bir ağrı yapar. Hı hı. Baş ağrısı yapma ihtimali yüz ağrısının çok daha azdır. Dolayısıyla bir sinüzit tablosu demek için sadece bir baş ağrısının olması ya da yüz ağrısının olması da yeterli değil. Şimdi biz genellikle bir sinüziti değerlendirirken burun tıkanıklığı, burun akıntısı, ateş, yüz ağrısı, muayene ettiğimiz zaman burnunda iltihabi bir akıntının olması, beraberinde genze doğru bir akıntının olması, bunlar genellikle sinüzitin belirtileridir. Ama, hı hı, bu aynı belirtileri bir grip nezle de yapar. Evet. Yani bunları ayırt etmek her zaman hastalığın başındaysa mümkün olmuyor işte. Onun için bir 3 gün beklemek, 4. gün buna karar vermek, genellikle sinüzit o şekilde karar veriliyor. Hı-hı. Çekilecek bir film kesinlikle bu viral midir yoksa bakteriyel bir sinüzit midir, bunun ayrımını vermez. Ancak bazı kan tahlillerinde bu ortaya erken yakalayabiliriz ama genellikle 3 günden sonra ağırlaşan tablolarda yüzle ilgili olan yüz ağrısı, burun akıntısı, geniz akıntısı, ateş, halsizlik tablolarında doğrudan doğruya sinüziti, bakteriyel sinüziti düşünmek daha doğru olacaktır. Hı hı. Burada teşhis konulduktan sonra kişi sinüzit ise tedavideki yaklaşım nasıl oluyor peki? Gripte, nezlede ne kullanıyorsak aynı ilaçlar, hı hı, artı antibiyotik. Evet. Burada sinüzit için kullanılan antibiyotikleri, antibiyotiğin çeşidine göre değişmekle beraber 7 ile 14 gün arasında değişen sürelerle antibiyotiği düzenli alması hastalığın seyrini düzeltecektir. Hı-hı. Ama sinüzitin kendini toparlaması için bir, yani nereden baksanız 2-3 haftaya ihtiyacı var. Bir düzelme süreci beklemek gerekiyor. Hı-hı. Bu çocuklarda görüldüğünde ne şekilde gözlenebiliyor ya da sonrasında çocuklarda farklı bir soruna yol açabiliyor mu? Çocuklarda sonrasında farklı bir soruna yol açmıyor. Hı-hı. Aynı tablo ama, hı-hı, çocuklar genellikle biraz daha hızlı tedaviye cevap veriyorlar. Biraz daha çabuk toparlıyorlar. Çabuk hastalandıkları gibi. Evet. Yani her şeyleri daha çabuk oluyor. Çocuklar biraz daha kısa sürede iyileşmelerini, hı hı, kısa sürede toparlamalarını bekliyoruz. Tedavide daha hızlı cevap veriyorlar çocuklar. Hı hı. Sinüzit peki merak edilen sorulardan birisi de burunda kanamaya neden olur mu ya da farklı bir şeye? Burunda kanamaya çok neden olmaz. Yani olabilir. Çünkü burundaki her türlü enfeksiyonda burun kanaması meydana gelebilir. Ama çoğunlukla her enfeksiyonda burun kanar ya da burun kanayacaktır diye bir şey yok. Hı hı. Ama nadiren enfeksiyonlar seyrinde burun kanaması oluyor. Bu burun kanamasının genellikle nedeni fazlaca sümkürmek. Hı hı. Yani sümkürüp o bölgeyi tahriş etmek, o bölgedeki yüzeyler damarların çatlamasına neden olup kanamaya neden olmak ki bunlar aslında bizim gözümüzü korkutmuyor ama hastaların gözünü, evet, korkutuyor. Genellikle burnun iç önünde olan kanamalardır. Hı hı. Basitçe burnu kapatmak, sıkmak, evet, bir süre beklemek bu kanamaları genellikle durduracaktır. Hı hı. Burada peki aşırı sümkürme, ki genelde biz hep sümkürürüz, doğrusu bu mudur yoksa tam tersi bir şey mi yapmamız gerekir ya da, yani, bu bir şeye neden olur mu? Şimdi aşırı sümkürmeniz. Çok kuvvetli olursa tabii ki bu sümkürme sırasında kulaklara doğru bir basınç da
çok daha ileri düzeyde beyin içi basıncının artışına bile neden olur. Hı hı. Şimdi çok kuvvetli sümkürme, çok kuvvetli aşırıdan bahsediyoruz. Evet. Çok kuvvetli sümkürmeye kalktığınız zaman genizdeki sıvının bir parça kulağa doğru hareketlenmesi de söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla bu sümkürmelerde çok kuvvetli yapıldığında kulak hava kulağa doğru gideceğinden dolayı orada da bir enfeksiyonu kulağa taşımamız da söz konusu olabilir. Hı hı. Zarar vermemiz de söz konusu olabilir. Yani bunu makul ölçülerde yapmak lazım. Yani evet. kafamızı patlatmadan zarar. Bunu yapmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi Oğuz Bey, az bir süremiz kaldı. O yüzden programın başından beri aslında önlemler önemli diyoruz. Burada üst solunum enfeksiyonlarından korunabilmek için nelere ya da daha hafif geçirebilmek için bu süreci nelere dikkat etmeliyiz? Dilerseniz kapatmadan önce onlara vurgu yapalım. Evet, öncelikle burada verilmesi gereken mesaj, belki de en önemli mesajlardan bir tanesi el yıkanması. Hı hı. Yani sürekli elimizi yıkar isek elimizde taşıyacağımız bir hastalık ile hastalanmamamız sağlanabilir. Bunun dışında sağlıklı beslenme. Hastalandığımız zaman bir portakal suyu ya da C vitamini çok bir faydası yok. Bunu evet. önceleri bu vitaminlerimizi doğru almak. Onun dışında eğer toplu ortamlara, çok kalabalık ortamlara girdiğimizde vücudumuzda hassas ise belki bir maske kullanmak kalabalık ortamda bizi hastalıktan bir parça koruyacaktır. Hı hı. Ama en önemlilerinden bir tanesi bizim üst solunum yolunun direncini bozan en temel etken maalesef sigaradır. Sigara, evet. Sigara içmek ya da sigara içilen ortamda bulunmak bu örtünün üzerindeki hareketli, kamçılı hareket temizleyen mekanizmaları bozan en önemli faktördür. Hani üst solunum yolu enfeksiyonu olmamak için değil, sağlıklı yaşamak için zaten hı hı. kesinlikle sigara içmemek gerekir. Ama bu örtüyü bozan en önemli faktörlerin başında sigara gelmekte. Sigara içmiyorsanız bile sigara içilen ortamda bulunmamanız bu açıdan son derece önemli. Hı hı. Geçen senelerde eğer çok sık hastalanıyor iseniz, çok sık bir çocuk için bu rakam 4'tür, bir erişkin için rakam 1'dir. Yani yılda bir kere, bilemediniz, iki kere bir erişkin hasta olabilir. Yılda 3-4 kere bir çocuk hasta olabilir. Eğer bu sayıların daha üstünde bir sıklıkta hastalık oluyorsa da o zaman bir doktor ile görüşüp belki aşılama ile, belki başka bir takım ilaç yöntemleriyle bağışıklık sistemi yükseltilerek bu hastalıklara karşı önceden önlem alınmış olabilir. Peki, çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey, verdiğiniz bilgiler ve öneriler için. Değerli izleyenler, programı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.